Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. وَارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ الله عز وجل ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Bugungi darsimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi Asadulloh va Asad Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam bo'lgan Hamza ibn Abdulmuttolib roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Faras qilaylik, bir kishi sahroda adashib qolgan. Issiqdan, suvsizlikdan qiynalgan, halokatga yaqin. Yoki bir o'rmonda yo'lini yo'qotib qo'ygan, yirtqich hayvonlardan xavotiri bor, ana mana qo'rqib yuribdi. Shu odamga nisbatan birinchi qilinadigan ish nima desa, uni xotirjam, omon, amin bo'lgan yerga olib borishlik kerak. Qasrmida, biror qal'amida. Birinchi ish tugadi. Xavotirdan xotirjamlikka olib chiqdingiz. Endi qilishingiz kerak bo'lgan ikkinchi ish boshlandi. Unga mana shu kirgan qal'asi, qasrini nimaligini ko'rsatishlik kerak. Ichiga kirgandan keyin qilinadigan ish boshqacha bo'ladi. Oshxonasi qayerda, uxlaydigan xonasi qayerda? Demak, tashqarida turganda unga nisbatan boshqacha bir muomala qilindi. Ichkariga kirganda qilingan muomala yana bir boshqacha bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagandek adashgan, gunoh masiyatga botgan, gunohlarda muqim, aqidasi noto'g'ri bo'lgan odamni avval haqqa chaqirishlik kerak. Allohni tanitish kerak. Dunyoga nimaga kelganligini tushuntirishlik kerak. Agar u ijobat qilsa, undan keyin unga ikkinchi ishni qilamiz, halol haromni tanitamiz, farz vojibni o'rgatamiz, halol nima, harom nima, sunnat nima, bu narsalarni ta'lim beramiz. Ilohiy buyruq qaytarg'ilarini dunyoning haqiqatini, farz va sunnatlarini ta'lim beramiz. Demak, da'vat qilayotgan odam ro'parasida turgan odamni qaysi bosqichda ekanligini farqiga borishligi kerak. Umuman din diyonatdan eshitmagan, dindan uzoq bo'lib yurgan odamga shart to'xtatib turiblar, "Beka, musulmonmisan?" "Ha, musulmonman." "Islomda nechta farz bor? Tahoratda nechta farz bor?" deb turib, fiqh so'rab kelsangiz hech narsani bilmaydi. Yine ketdingizda siz bilimdan fatvo chiqarasiz. Bu yegani halol emas, kiygani halol emas, buni duosi ijobat. O'zi umuman shu narsadan xabari yo'q edi uni. Demak, da'vat bosqichlari bor, bu narsadan musulmonlar, da'vatchilar xususan xabardor bo'lishi kerak bo'ladi. Har bir davrni o'zini avlaviyatlari bo'ladi. Avlaviyat nima? Birinchi darajada qilinish kerak bo'lgan ishlar. Sahoba ikromlarning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ular mana shu narsaga amal qilganligi, mana shu narsani bilganligini ko'ramiz. Makka da turgan davrida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga Allohga iymon keltirish, qiyomat kuniga, anbiyolarga, farishtalarga, taroziga, jannat, dozoqqa da'vat qildilar. Koinot haqida tafakkur qilishlikka, namozni qoyim qilishlikka, nafsni jilovlashlikka. Ashoblar ijobat qilganlaridan keyin Madinaga hijrat qilishdi, keyin tashriat boshlandi. Halol harom haqidagi oyatlar tushdi. Farz vojib, taloq hukmlari, nikoh hukmlari, oldi sotdi hukmlari. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdik. Endi siz bilan biz birodarlar o'zimizni qilayotgan ishimiz, tutayotgan tutmishimizda sahobalarga iqtido qilishligimiz kerak bo'ladi. Chunki sahobalardan Alloh rozi bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Agar biz ham Alloh va Rasuli bizdan rozi bo'lishini xohlasak, shu odamlarni o'zimizga ibrat deb bilishimiz kerak. U sportchilar emas, aktyorlar emas, qo'shiqchilar emas, yana kimlar? Bular emas. Musulmon odamga kim bo'ladi? Faqat sahobaya kiromlar bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ashoblari haqida shunday deganlar. Ulama un hukamaun kadu bi fiqhihim an yakunu anbiya. Ular ulamolar, hakimlar ki sahobalar. O'zlarining fiqhlari bilan anbiyolar bo'lgudek edilar. Ya'ni shu darajada payg'ambarimiz sahobalarni qadrlaganlar, sahobalarni yaxshi ko'rganlar. Ular islom bayrog'ini baland ko'targan, Rasulullohning yer yuzidagi millatlarga yuborgan elchilar edilar.
Odamlar deyge buradalar hayriyetini körle bilişini kereyip oladı. Sahabalarda hayatını nime görgeni yapız. Mana şu asrımızga, mana şu davrımızga kereyip oladiyon hulasalarını çıkarıp alış, kalıştığımız düşün. Fakat tarih sıfatı okup oysak bu fayda bulmaya kaladı. Dinde tar bulmasını geçiyon, adaşmasını geçiyon, beyefakın bulmasını geçiyon buradalar sahabalarda hayatını okup örgenip özümüzgi ibrat olamız. Kalın ki. Mekke'de peygamberimiz peygamber bo'lib yuborilganlari da odamlar ikkiga bo'linib qolgan edi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan sahobalar, gunoh ma'siyatga botgan mushriklar. Endi bulardan tashqari uchinchi toifa ham bormidi u yerda? Birinchi toifasi iymondagi, taqvodagi, ibodatdagi sahobalar. İkincisi günah masiyetke, buzukçilikke, fahşke, zinage, oğurlikke batıp gitken kimler? Müşrikler. Ya ak, ya kara. Şu ülkeler taifadan başka, üçüncü taifa hem var mıdır? Bana şuna sana böyle alışımız gerek. Ta ki bizim ya yakşı, ya yaman demeydik. Çünkü adamlar var. Siz bilan biz birodarlar masjidga kelyapmiz, namoz o'qiyapmiz, masjidlarda obod qilyapmiz, ilm majlislariga kelyapmiz. Atrofimizda o'zimizga o'xshagan ibodatdagi odamlar bor. Bu yaxshi. Yana atrofimizda fojir, aroxo'r, benamoz kishilar ham bor. Endi 3-chi toifa odamlar ham bor birodarlar. Namoz o'qimaydi. Roza tutmaydi, lekin axloqi yaxshi. Birodar haqini yemaydi, yolg'on gapirmaydi, ahdiga vafo qiladi. Buni yaxshilar qatoriga ham qo'sha olmaysan. Dindan uzoq bo'lganligi uchun. Endi yomonlarga ham qo'sha olmaysan. Bu yerga aytgan ibodati bo'lmaganligi uchun. Bularga nisbatan qanday ish tutishimiz kerak? Hamza roziyallohu anhu ayni shu 3-chi toifa kishilardan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida iymon keltirmadi avvalida. Lekin payg'ambarimizga dushmanlik qilganlar qatorida ham bo'lmadi. Dinni qabul qilmadi, ammo shijoatli edi, muruvvatli edi, pastkashlikni, zulmni yomon ko'rar edi. Va'dasiga vafo qilar edi. Shuning uchun shunaqa bir sifatlarga ega bo'lgan, lekin namoz o'qimayotgan, dindan uzoq yurgan odamni ko'rganda darrov uning ustidan hukm chiqarib olmaydi, yomon odam deb. Demak, odamlarga muomala qilayotgan paytimizda, odamlarni dinga da'vat qilayotganimizda qaraylik, kim u, qayerdan u, qachon u, nimaga u, kim bilan u? Tomir urushiga qarab turib nima qilaylik? Muomala qilaylik. Oq bor, qora bor. Boshqa rang yo'q deyish to'g'rimi? Akalar, oq bilan qoraning o'rtasida ko'p rang bor. U yerdagi palitra juda ham katta bo'ladi. Mana shu mo'tadil o'lchov. Agar namoz o'qimasanglar, yo bir marta taroqchi voyani ko'rsanglar, uni fosiqqa, kofirga chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, hech qachon siz odamlarni islomga da'vat qila olmaysiz. Hech qachon sizni oldingizda odamlar jamlanmaydi. Shuning uchun musulmon odamni bag'ri keng bo'ladi. Imom Hokim o'zining Mustadrokida Jobir roziyallohu anhudan Imom Tabaroniy o'zining Kabirida Ali roziyallohu anhudan shunday dedilar: Sayyidu shuhada'i 'indallohi yawmal qiyamati Hamza ibn Abdul Muttolib. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida shahidlarning sayyidi Hamza ibn Abdul Muttolib. Şahitlerinin en ağlası Hamza ibn Abdülmuttalib raziyallahu anh. Keyingi ma'lumotni sizlarga tashlashdan avval savol beraman. Payg'ambarimiz bobosi Abdülmuttalibdi. Nechta o'g'li bo'lgan? Nechta o'g'li bo'lgan? 10 ta. Eng kenjasi kim bo'lgan? Oxirgisi kim bo'lgan? 10-uncisi deseler to'g'ri bo'ladi. Endi faraz qilinglar, eng kichigi Abdulloh bo'lsa, Hamza bilan Abbos ham payg'ambarimiz amakisi roziyallohu anhu mu? Xo'p, ammo hisoblab beraman sizlarga. Hamza roziyallohu anhu Abdullohdan 1 yosh katta deb tasavvur qilinglar. Abdulloh 22 ga kirganda uylandi. Hamza necha kirdi unda? 23 ga, yaxshi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlarida 40 yil o'tdi. 23 ga 40 ni qo'shamiz. 63, yaxshi. 13 yil Makkada turdilar. 76. Hicratda 3-yinchi yilida Uhud g'azotida shahid bo'ldi. 79-ga. 79-ga kirgan odamni jang maydonida qilich ko'tarishib o'lib ko'ringlar-da. 1 yil burun Badrda mushriklarda hamma peshonasiga chiqqanini yetishlatgan 80-ga kirgan cholni tasavvur qilinglar. Hisob-kitob qilsa chiqmay qolyapti.
Endi aytaylik ki kenji oğlu Abdullah emas edi, 10-uncu oğlu Abdullah edi. Hamza bilan Abbas roziyallohu anhu Abdullah'dan keyingi 11-ci 12-ci oğulları idi. Demek Abdullah 10-uncu oğlu idi. Lekin o'shuning uchun Hamzani yoshi kattaroq mi edi, Rasululloh nima degan savol bor birodar. Mana ko'rib chiqamiz endi. O'shuning uchun kitob o'qishdan, ilm o'qishdan to'xtab qolmaslik kerak. Chunki bilmagan narsamiz ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 11 ta amakisi bor edi. 11 ta. Hamza, Abbos, Abu Tolib, Abu Lahab, Zubayr, Xoris, Muqovim, Zirar, Hijl va G'aydoq va Qusm ismli amakilari ham bo'lgan. Demek Resulullah'ın amakileri 10 bitti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin otası Abdullah, Abdülmuttalib'nin 10. oğluydu. Hamza ve Abbas raziyallahu anhumalar Abdullah'tan keyingi oğullarıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy kelgani de Resulullah'ın 4 amakisi tirigidi. Abu Talib, Abu Lahab, Hamza ve Abbas raziyallahu anhuma. Endi savol. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşı kattarak mıydı? Hamza raziyallahu anh'u'nu mu? Hamza raziyallahu anh'u ve Rasulullah'ını Abu Lahab'ın çörüsü Suvaybe emizgen. Demek bir tamamdan Hamza raziyallahu anh'u peygamberimizgi emeki, ikinci tamamdan emigdaş akası buluyordu. Eğer Suvaybe özünü birinci olanı emizgen vakitte, iki alasını teni emizgen olsa yaşı bir kıl bulardı. Eğer Suvaybe keyingi oğlanı emizgen de Rasulullah'ını emizgen olsa Rasulullah kiçkine rağ bulardı. Racih rağ. Xabarimiz shu bo'ladiki, Ibn Abdulbar istiobda shunday deydi. Hamza Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 2 yoki 4 yosh katta edi deyiladi. 2 yoki 4 yosh. Abbos roziyallohu anhu esa 2 yoki 3 yosh deyiladi. Demek eng kichik amakisi kim bo'lyapti? Abbos roziyallohu anhu bo'lyapti. O'zini jiyani Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirishlik arafasida Hamza ibn Abdülmuttalib'ni tutgan mavqifi qanday edi? Kunlarning birida Hamza roziyallohu anhu Ka'bani oldiga kelarkan, u yerda Quraysh sayyidlari suhbatlashib o'tirishar edi. Nimalarni gapirishayotgan eshitilgani uchun kelib o'tirdi. Ularning suhbati Muhammad alayhisalomning da'vati haqida bo'layotgan edi. Bu yangi da'vatga nisbatan qanday mavqifda turishadi? Xullas, ularning gaplaridan hasadgina kuduratdi, hidi kelib turar edi. Hamza roziyallohu anhu jiyanini diniga iymon keltirgani yo'q. Lekin adovat ham qilgani yo'q. Bunday mavqifda bo'lishini istagani yo'q. Jiyanini yomon ko'rishini xolamadi. Mana shu dinga qarshi kurashmayotgan, sizni diningizga qarshi kurashmayotgan odamlar bor atrofingizda. Dindor emas, dinda yushami, lekin sizning dindorligingizga hech qanday bir qarshiligi yo'q. Bular bilan qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Astagfirullah. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مسلمان مس احتمال غير دين احتمال كافر احتمال başka din vakili sizga nisbatan hiç qanday adovati yo'q diningizga. Qanaqa muomalada bo'lasiz? Alloh sizlarni dinlaringiz to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmagan kimsalardan ularga yaxshilik qilishlaringizdan va ularga adolatli bo'lishlaringizdan qaytarmas. G'ayridinga yaxshi muomala qilish mumkin ekan. Unga adolatli bo'lishlik mumkin ekan, modomiki diningizga qarshi kurashmayotgan bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam diniga qarshi kurashmagan kishilar bor edi. Diniga qarshi kurashayotgan kishilar bor edi. Rasulullohning dinini qabul qilgan kishilar bor edi. Hamza roziyallohu anhu shu dinga qarshi kurashmagan kishilardan edi. Bunaqa xolis mavqifda, neutral pozitsiyada turgan kishilarni o'zimizdan nari qilmasligimiz kerak. O'zimizdan bezdirmasligimiz kerak. Aksincha, chiroyli muomala qilaylik, qo'limizdan kelsa bir yordam beraylik, toki musulmonlarga nisbatan qalbida muhabbat bo'lsin. Qo'pollik qilsak, namoz o'qimasak, dag'allik qilib uni mensimaydigan bo'lsak, bunday qilishlik hikmatga to'g'ri kelmaydi. Rasulullah hiç kaçan bunu yıkmayanlar. Hamza raziyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşı 2 yaki 4 yaş kattıydı. Ayrım adamlarga özüden kiçkinarı adam davet kısa, özüden kiçkinarı adam bir nesini yapırsa o giskemiydi. Ne mümkün? Kiçkinada sizden.
Hakiki bahtli insan özüden kichkina adam nasihat qilsa, haqni gapirsa qabul qilishlikka kibir qilmaydi. Shundan ishlamaymi endi? Yo'q boshqasi. Shu yosh bolaga bola bizga aql o'rgatadimi? Maktabda direktori o'qituvchidan, oddiy bir o'qituvchidan nasihat eshitdi, xolamaydi. Qoidamiz borada nasihat qilgani hech kim yoshlik qilmaydi. Nasihat qilgani hech kim kichkinalik qilmaydi. Nasihat olgani hech kim kattalik qilmaydi. Nasihat olgani hech kim kattalik qilmaydi. O'sha yoshroq odam kattaga nasihat qilayotganda odob bilan, yo'li bilan, hikmat bilan nasihat qilsa. Payg'ambarimizning amakisi Abbos roziyallohu anhudan so'rashdi. Siz kattaroqmi, Rasulullohmi? Endi Abbos roziyallohu anhu javobini qarang. Hikmat bilan, hurmat bilan, Rasulullohga bo'lgan muhabbat bilan Rasululloh mendan kattaroq, faqat men ertaroq tug'ilganman dedi. Rasulullah menden kattaroq, fakat men avvalroq tug'ilganman dedi. Haqni gapirishimizga o'rtamizdagi yosh to'siq bo'lib qolmasin. Fakat yoshlar kattalarga gapirayotganda agar mabodo gapirish kerak bo'lsa, sal nima qilinglar? Tadayyun, dindor bo'lishlik insonni tabiatida bor narsa. Mana Hamza roziyallohu anhu ana shu iymonga kelgan kunida nima ish qilganlar? O'qigani chiqib ketdi u kishi. U kishi nihoyatda yuraklik, bilaklik, kallali odam bo'lgan. U kishini yaxshi ko'rib shug'ullanadigan mashg'uloti ov edi. Arslon ovlardi, yirtqich hayvonlarni ovlardi. Ana shu ovini qilib qaytib kelyatib, birinchi qiladigan ishi Ka'bani tavof qilardi, keyin uyiga ketardi. 2 kun yurdimi ovda, 3 kun yurdimi? Kelib Ka'bani tavof qiladi. Bu nimaga dalolat qiladi? Har qanday odamda tabiatida bir narsaga sig'inishlik bor bo'ladi. Dunyoda g'arbiga qarang, sharqiga qarang, odamlar albatta nimagadir sig'inadi. Katta haykal turadi, mana sharqqa qarang. Oldiga turli ovqatlar olib kelib qo'yishadi, olib kelib qo'yayotganlarning ichida savodsiz odamlar ham bor. Gal sutoqqan, abrozovli odamlar ham bor. Lekin baribir nimagadir sig'inishlikni xohlab turadi. Mana shularning hammasi inson o'zini tabiatidan mutadayyin, dindor bo'lishiga ishora bor. Kişi demek ya hakka itaat kıladı ya hurafat batıllar gibi boyun sunadı. Adamlar diyeyim karasız, içi adı yanam, kamaranı edi yanam, prasentke pul beri adı yanam karasız, kimidir özüge evliya da biladı. Bari duasını alış gereket kıladı, ihsan kıptıradı, nime gedir etiqat kıladı. Hamza raziyallahu anh'ın imange kelişi. Allah takdir kıyan ana şükün yetip geldi. Sevimli maşgulatını tüketip, Ka'ba tomonga qarab kelyapti. Ka'bani tavof qildi. Shunda Abdulloh ibn Shud'onning bir xodimasi, ayol kishi unga yo'liqtida: "Ey Abu Umora, agarda jiyaning Muhammadga hozirgina Abul Hakam ibn Hishomdan yetgan ozorni ko'rganingda edi. U Ka'bani yonida ko'rib qolib, uni so'kib haqoratlab qattiq ozor berdi" dedi. Abu Jahlni aytgan har bitta so'zini qilgan ishini aytib berdi. Hamza roziyallohu anhu diqqat bilan sukut saqlab eshitib turdi. Muhammad aleyhisselam otasi yo'q. Otasi yo'qligi uchun shuni xorlaydimi? Banu Hoshim qani? Banu Abdumannof qani? Banu Hoshimning eng sharafli kishisini shunday haqoratlasa hech kim indamaydimi? Jiyaniga nisbatan g'ayurligi qo'zidi. G'azablandi, kamoni yelkasiga ostida tez-tez shag'dam qadamlar tashab Ka'bani oldiga ana shu Abu Jahlni ko'rishlik, topishlik maqsadida bordi. Ka'bani oldi topolmasa albatta boshqa yerdan topadi. Hamza roziyallohu anhu keldi, Ka'bani oldida Abu Jahl bir top odamlar o'tirganini ko'rdi. Keldi-da sekin, hech narsa demadi, yelkasidagi kamonni olib turib Abu Jahlni boshiga bir urdi. Abu Jahlni boshi yorilib qon oqdi. Hali Abu Jahl o'ziga kelmasdan turib, atrofdagilar nima bo'lganligini tushunmasdan turib, Jahl usta aytdiki, "Muhammad nahorat qildingmi? Bilginki, men ham uni dinidaman. Uni aytgan so'zini men ham aytaman. Agar qodil bo'lsa menga javob qaytar" dedi. Abu Jahlning yonida turganlar, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan kishilar Hamzaga tashlanmoqchi bo'lganida Abu Jahl ularni to'xtatdi. "Uni tinch qo'yinglar" dedi. "Men aybdorman. Jiyanini haqorat qildim" dedi. Shunday qilib Hamza roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qasosini oldi. Ammo bu aytgan so'zi bu chin qalbdan aytilgan so'z emas edi.
hamiyat qo'zib turganidan, g'azabi qo'zib turganidan jiyaniga bo'lgan muhabbatdan aytib olgan edi. Endi ikkilanib qoldi. Muhammadni dinidaman deb qo'ydi, lekin dinida emas. Endi ertasi kuni chiqib turib, "Yo'q, men dinida emasman" desa, u erkak kishini g'ururiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Kechasi bilan o'ylanib chiqdi. Hamza roziyallohu anhu aytadi o'zi. Otalarim va qavmim dinini tark qilganimda menga nadomat yetdi. Ulug' ish ustida shakda bo'lib tunni kechirdim. Ko'zimga uyqu kelmadi. So'ngra Ka'ba oldiga kelib, "Parvardigor, qalbimni ochgin" deb Allohga tazarrur qildim. Alloh menga ijobat qildi. Qalbimni ishonchga to'ldirdi. Ertasi Rasulullohning yoniga borib, u zotga ishimni xabar berdim. Bas Rasululloh qalbimni dinida sobit qilishini so'rab, Allohga duo qildilar. Mana birodarlar, Quraysh qabilasidagi eng bahodir yigitlardan biri, eng pahlavon yigitlarning biri, ehtimol birinchisi iymonga keldi. Hamza roziyallohu anhu islomidan 3 kun o'tib, Umar ibn Xattob ham iymonga keldi. U ham Qurayshning ana shu saray yigitlaridan edi. Mana shu ikkala kishining iymonga kelishligi musulmonlarga haqiqatan katta bir quvvat bo'ldi. Bu ikki qahramonni musulmon bo'lishi shunday vaqtga to'g'ri keldiki, bu vaqtda birovni xayoliga ham kelmagan edi bularning iymonga kelishligi. Musulmonlarga aziyat, azor rasa bir cho'qqisiga chiqib turgan paytida. Lekin Alloh taolo shunday bo'lishini ixtiyor qilgan edi. Hamza roziyallohu anhu islomi to'satdan bo'ldimi? Alloh taoloning tadbiri shunday edi. Alloh taol islom to'satdan bo'lib qolmaydi. Zulm kuchaysa, tunlari cho'zilib ketsa, demak uni ortidan Allohning nusrati albatta keladi. Hamza roziyallohu anhu islomi musulmonlarga nusrat edi. Agar mana shu zulm bo'lmaganida Hamza roziyallohu anhu iymonga kelamidi ekan? Vaholanki jiyanini da'vat qilayotganligini bir necha yildan beri eshitib turar edi, parvo qilmas edi. Alloh taolo qorong'u zulmatdan keyin nurni keltirgandek, mana shu zulmdan keyin Alloh taolo nusratini ham keltirdi. Agar Abu Jahl ish bunaqasiga aylanib ketishini bilganida Muhammad alayhisalomni so'karmidi? Bu bari Alloh taoloning tadbiri, Alloh taoloning xohishi edi. Demak, Hamza roziyallohu anhu iymonga keldi. Qani hech kim da'vat qilmadi u kishini. Alloh xohlagan vaqt bo'ldi, Alloh xohladi, hech kim da'vat qilmasa ham Qurayshni manaman degan ikkita yigiti iymonga keldi. Ikkita bahodir, ikkita pahlavon, ikkita qahramon iymonga keldi. Demak biz duo qilishimiz kerak Alloh taologa. Noumid bo'lmaslik kerak. Umar ibn Xattob haqida Umma Abdulloh Abu Abdullohga aytdi. "Falon falon falon" dedi oxirgi marta ko'rishganimizda desa, Abu Abdulloh so'rayapti hijrat qilayotganlar Habashistonga. "Iymonga kelishdan umidvor bo'lib qoldingmi? Yaxshi gapirgandan" dedi. "Ha" dedi. Abu Abdulloh aytdi, "Ishonaver, Xattobni eshigiga iymonga kelsa keladi, lekin Umar iymonga kelmaydi" degan edi. Qalblar kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Hamza roziyallohu anhuning islomi sababli Rasulullohga va musulmonlarga yetgan ulkan xayriyat. Bu ulkan xayriyat edi. Qurayshning eng bahodir, shijoatli, quvvatli yigitlaridan biri iymonga keldi. Albatta, bunaqa odamning iymonga kelishi odamlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun ukalar o'zimiz tanlagan sohada birinchi bo'laylik. O'qishdami, sportdami, tijoratdami, hunardami shunday bo'linki, sizni ko'rib havas qilsin. Shunda mana meni o'g'lim ham shunaqa bo'lsa edi deb turib odamlar havas qiladigan bo'lsin. Sulukiyatini belgilanishda qaysi ko'chaga yursamikan deb ikkilanib turgan paytda sizni musulmon bo'lib turib, birinchi raqamli usta, birinchi raqamli bir hunarmandligingizni ko'rganda sizni havas qilsin. O'zingizni sohangizda peshqadam bo'lsangiz, o'zingizni sohangizda biror narsaga erishgan bo'lsangiz, keyin odamlar sizga ergashadi. Tushunarlimi? Hamza roziyallohu anhu islomdagi birinchi amir, islomdagi birinchi bayroqdor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borganlaridan keyin mana Qurayshni Shomdan kelayotgan karvonlariga qo'shin chiqarganlar. Bu qaroqchilik emas edi. Chunki Makkada qolgan musulmonlarning qolgan mulklarini Quraysh talon-taroj qilib olgan edi. O'shalarga berilayotgan musulmonlarning javobi edi, qaroqchilik emas edi. Qaroqchi to'g'ri kelgan odamni molini talon-taroj qiladi. Lekin musulmonlar faqatgina Quraysh karvoni yo'liga chiqishgan. Ana shu birinchi qo'shinni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuzarkanlar 30 kishidan iborat bo'ldi bu qo'shin. Ularning amiri, birinchi amiri Hamza roziyallohu anhu bo'ldi va islom yo'lida ko'tarilgan birinchi bayroq Hamza roziyallohu anhuning qo'liga berildi. Bu sharaf Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhuga tegdi.
Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişini Asadullah, o Asadu Rasulillah, Allah'ın ve Rasulü'nün arslanı degen nam bilen mükafatladı. Badr günü de. Müslümanlar bilen müşriklerine toknaşken birinci günü, bana bilasılar, Yavmul Furkan deyildi. Hak bilen Batır Ajagen kül, Yavmul Takal Cema'an, Badr günü de buldu. Müslümanlar koşunu ve Kureyş koşunu sap tartıp cenge şahit olarken, müşriklar tamamından Asvad ibn Abdülasad al-Mahzumi birinci bulup çıktı da, kasam işte. Allah'a kasam, Müslümanlar havuzdan su içmezden ortamda kaçmayayım dedi de aldı giyirdi. Bitti özü geliyordu. Onu Rop arası ki, Hamza ibn Abdülmuttalip çıktı, ortası da cengi oldu, Hamza razıyallahu'nu çoftaşladı. Sonra mübarazanı talep kılıp, yekke mekke alışı talep kılıp, ortadaki Utbe ibn Rabia çıktı. Utbe ibn Rabia, Şaybe ibn Rabia, Valid ibn Utbe. Ansarlardan bir taifası çıkanı da ular ulaga kömmedi. Muhammed, bizge karşı özümüzge ten bogan, özümüzü kavmimizden bogan kişilerini çıkar dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ubeyd ibn Haris, amakisinin oğlu Resulullah. Ali ibn Abi Talib, amakisinin oğlu. Ve Hamza raziyallahu anh'ın çıkışı gibi yürüdüler. Amakisi. Ubeyd'e Utbe'ye karşı, Hamza raziyallahu anh'ın Şaybe'ye, Ali ibn Abi Talib, raziyallahu anh'ın Velid'e karşı çıktı. Ali raziyallahu anh'ın bilen Hamza raziyallahu anh'ın işte çöz oturuşmadı. İki arasının rakibini tezleri yetiştirdik bu işte. Utbe bilen Ubeyd raziyallahu anh'ın iki arası birbirine zarbe verdi, iki arası yıkıldı, iki arası trik. Hamza raziyallahu anh'ın geldi de Utbe'nin işini bitirdi. Mana şu kıyan işi, Hamza raziyallahu anh'ın Utbe'nin katıl kılışı, Şaybe'nin katıl kılışı, mana şu Utbe'nin kızı, Hind binti Utbe'ye cüde katı tasar kıldı. Cüde köp müşriler Hamza raziyallahu anh'ın kılışıdan yetişledi Badr günü de. Çünkü Kureyş'in en kata adavatı Hamza raziyallahu anh'ın buldu. Kençeli Uhud gazatı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu arslanı bogan, Allah'ın arslanı bogan Hamza raziyallahu anh'ın katıl kılıçlıkken Allah'a da tergeli kılıçtı. Hamza'nın zekat kılıçtı raziyallahu anh'ın. Başka hiç kim ömez. Yani Kureyş'in Hamza raziyallahu anh'ın kançalar yaman körgeni yine şundan bilseyip oladı. Sihir adasları da malum. Badr'daki mağlubiyatını alamın alışı için Kureyş Uhud gazatı geldi. Hamza raziyallahu anh'ın katıl kılgeni Vahşi ibn Harb hikaye kıladı. Keyin İslam'da kabul kılgen bu kişi. Men Cübeyr ibn Mut'um'nu kulu edim. Onun amakisi Badr günü de katıl kılgeniydi. Sayyidim Mut'im menge dedi. Sen adamlarla bir gecenge çık Uhud'ge. Eğer Hamza'na katıl kılsen sen hursan. Kulunu bitti bitti arzu oynama. Azad buluş. Sonra Vahşi'ni Hind binti Utban'a aldı yavru barıştı. Onun atası ölgen, emeksi ölgen, inisi ölgen. Hint onge özünü en kımmat baha takınçalarını vada kıldı. Eğer katıl kısın, bana şöyle seninki. Azad boladı, boy boladı. Kureyş ayarlarının arası da, Kureyş müşriklerini cenge çıkışlıkça şicatlandırgenlerdi en köp hareket kıgeni bana şu Hint bint Utbe'ydi. Vahşiye aytadı. Ben Habeşi bir adam edim. Xuddi Habashilarga xos bo'lganidek, nayza bilan biror narsani mo'ljalga olib otsam, kamdan kam xato qilar edim. Ikki tomon Uhud g'azotida to'qnashgan vaqtda men ham birga chiqdim. Hamzani qidirib oxiri odamlar orasida xuddi kulrang tuyadek ajralib turib jang qilayotganiga ko'zim tushdi. Qarshisidan chiqqan kishini qilichi bilan urib yer tishlatar edi. Allohga qasamki, men uni o'ldirish uchun tayyorgarlik ko'rdim. O menge yakırağa kelişi için bir darahın arkasındaki yaşırını payt boylap durdum. Şu payt, menden ilgari Sibag ibn Abdul Uzza onge taşlandı. Hamza onu körüşü bulana onge, kanı beri kelçi, ey azalarını kesi uçuşturup, kelişi bulan şart da başını kesip taşlandı. Şu payt, nişange tekişige anık işanç hasıl kılgeç, neyzemle ulaştırgen edim. Onun kindigi astıge tekip, iki ayakları ortasından teşip çıktı. Sonra o menge taşlanmak çöp oldu. Lekin holdan toyib, yiqilib joni uzildi. Uning oldiga borib, nayzani surib oldim. So'ng jang maydonini tark etib, askarlarning qarorgohida o'tirib kutdim. Sababi men jang qilish uchun kelmagan edim. Ozod bo'lish uchun Hamzani qatl qilishim kerak edi, buni bajardim. Jang tamom bo'lgandan keyin bilasizlar birodarlar, musulmonlar na g'alabasi mag'lubiyatga aylandi,
Müslümanlar toqqa çekinişteki mecbur oldu. Cang maydonida şahit bo'layotgan Müslümanların jussasini üstüde Quraysh müşrikleri beadabçılıklar kılıçtı. Müslümanların tanalarını musla kılıçtı. Kulağını kesti, burnunu kesti, karnını yordu, betini kesti. Hind bint Utba Vahşiyga Hamza'nın jigarini olib kelishligini buyurdu. U itoat qildi, olib keldi. Jigarni Hind o'ng qo'li bilan oldi, taqinchoqlarni chop qo'li bilan berdi. Müslümanlığa yetken ülken musibet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriler bana şu beymene gerçeklerini can meydanına kılıp ketkenlerden kendini çüştüler ve şahit bugün musla kılıngan sahabalarını körüp kattık azar çektiler. Hamza raziyallahu anh'ını musla kılıngenini körüp Resulullah hiç ümrede yığılamayan diye yığıladılar. Avvalar buna yığılamayandılar. Çünkü en hunik musla ham Hamza raziyallahu anh'ını üstüde kılıngenidir. Lam usaba min bitlike abadan. Hiç kaçan sizdeki musibet bilen musibetlenmeyemem dediler. Yani bundan ki bunun artık musibet bulmasa kereyemem dediler. Elbette bu sözler Peygamberimizin emeksiye bulgen muhabbatıdan, vafasıdan etilgen idi. Şu orunda Peygamberimiz alamda ağırlıgiden, gazaptan eğer Allah beni Quraysh üstte kalıp kısa 70 tasını beni musla kılamam dediler. Ama keyin bunu becermediler, avf kıldılar. Uhud günü de Müslümanların arasında fakat yine Hanzala raziyallahu anh'ın cüssesi musla kılınmayan idi. Çünkü onun akası Abu Amir, Abu Sofyan'a yakın bugün kişilerden idi. Abu Amir'den üyelişken eden Hanzala raziyallahu anh'ın cesedini musla kılışmadı. Lekin muslanın en ağırı Hamza raziyallahu anh'ın üstüde buldu. Peygamberimiz Hamza raziyallahu anh'ın cüde katkı yaş görürdüler. Çünkü bir tamamdan emekisi, ikinci tamamdan emekidoş akası yani bille bille katta oluşken idi. Hamza raziyallahu anh'ın kubulan vidalaşkeni Peygamberimiz bir söz topladı. Lekin kıyan işi vidalaşı sözüden göre yakışırab oldu. Şahitlerini Uhud meydanına kömüşlüğünü Peygamberimiz aittiler. Şunu da kılıp cenaze okuladı gençlerine Hamza raziyallahu anh'ın cesedi koyuldu. Resulullah cenaze okudular. Son ikinci şahitinin cüssesi koyuldu. Hamza raziyallahu anh'ı durdu. Cüssesi. Resulullah cenaze okudular. Boyagi ikinci abgelingen şahit abarıldı. Üçüncü şahit abgelindi. Hamza raziyallahu anh'ı durdu. 70 de sahabası ki cenaze okurken Hamza raziyallahu anh'ı onu cüssesi durdu. Şu günde Peygamberimiz Hamza raziyallahu anh'ı 70 metre cenaze okudular. Hamza raziyallahu anh'ı bir kabirge Abdullah ibn Cahş raziyallahu anh'u bilan birge kömüldüler. Uhud'dan kaytı Peygamberimiz Madine'ye kaytarkenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özlerini şahitler için yığılıyorken Banu Abdülaşkal ayollarını aldı ötüp kaldılar. Yani ötüp etken şahitler için yığılışı yaptı. Onlarını körüp özüne Hamza raziyallahu anh'u gibi olgen muhabbetinden, mehriden etti ki lakin Hamza için yığılışı yok. Yani hiç kimisi yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hamza raziyallahu anh'ın kabrinin üstüne oturup şunu dediler. Rahmetullahi aleyk fe inneke kunte kema alimtu vasulan lirrahim faulan lilhayrat. Sizge Allah'ın rahmeti bulsun. Siz men bilgenimdeki ediniz. Siyle rahimini bağlıcı, hayriyetlerini kılıcı. Müslüman adam hiç kimi Allah için paklamaydı. Bu adam zorudu, bu manakaydı, bu toşni canını kekiredi, bu ona kadar olmuyordu. Allah biladı ona kadar kalegini. Yani bizi bilgenimiz bana şimdi yakşı işlere bağırdı dedi, lakin paklamaydı hiç kime. Allah da olanın huzurunda. Çünkü siz bilmeyen işlere bağır ona. Allah sizden göre yakşı biladı onun kimliğine. Bana şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Vahşi İbni Harp'e kılgen muamelesi. Vahşi özü hikaye kıladı. Mekke'ye kaytganimdan so'ng ozod qilindim. Rasulullah Mekke'ni fath qilib kirganlari de men Mekke'den chiqib ketdim. Rasulullah Mekke fathida unga kirmagunlaricha men Mekke'de yaşadım. So'ng Toifga qarab qochdim. Mekke'ni fath qilganida. Qachonki Toif ahli Rasulullohga iymon keltirishi uchun bir guruh elchilarni yubormoqchi bo'lganida menga hamma yo'llar berkildi. Men o'zimcha Shomga yoki Yamanga qarab qochib ketaman dedim. Allah'a kasem beni şunu hareketinde turganımda bir kişi kelim menge dedi ey beçara elbette Resulullah öz dini gekirgen bir an kişinin katıl kımıydılar dedi. Sonra ben Resulullah'ın huzuruna vardım da menge közü şu bilen aşkadu la ilahe illallah ve aşkadu anneke Resulullah da bir güvahlı bir Müslüman buldum.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem avahşiyun anta, sen vahşi misan dediler. Men ha dedim. O zat ettiler. Hadisni keyfe katalta Hamzata. Hamza raziyallahu anhu. Hamza'nı kandı öldürgeni menge ayeti ber dediler. Men bulgen vakiyeni sözle berdim. Kıssasını ayeti bergeniden keyin Resulullah ettiler. Vay hak. Gayib anni vajhak. Hey beçara senge vay bolsun. Yüzünü menden yaşırgen dedi. Şu günden başlar Vahşi İbni Harb Müslüman oldu. Günahları hamasi avf kılındı şu bilen. Ama Resulullah'ın kalbine yetken azarını kattığı giden gözümge görünme dediler. Sahabalar Resulullah'ın suhbatıda oturuşlukta uzakta yakın bol şirke kanaka intilirse Vahşi İbni Harb özünü apkaşı yuradığım oldu. Yani kadar ötemez. İslam avf kıladı hemen aslanı. Kelime keltirişi bilen günahlar yuvladı. Ama Resulullah'ın kalbine yetken azar şunday deyişlikke sebep oldu. Vakti ki Müslümanlar vahşi aytadı. Müslümanlar Yamama sahibi bo'lgan Musaylama Kazzobga karşı jangga çıkanlarda men ham çıktım. Hamza'nı öldürgen ana şu nayzamı olup çıktım. Jang boshlangach közüm kolada kılıçını tutup tik durgan Musaylama'ya düştü. Nayzamı onge uloqtirdim, bas nayzamı onge tegib yıkıldı. Mana şu nayzam bilan insonlarning en yaxsini qatl qilgan bo'lsam da xuddi shu nayzam bilan insonlarning en yomonini ham öldürgenim tüfeli Allah meni mağfirat kıladı deb ümit kılaman dedi. İmam-ı Hakim özünün müstadrakede Cabir raziyallahu anhudan İmam-ı Tabarani Kabir'de Ali raziyallahu anhudan etken hadise şimdi dediler Seyyidu şuhadai indallahi yevmal kıyameti Hamzatu ibn Abdülmuttalib. Kıyamet günü de Allah'ın huzurunda şahitlerinin seyyidi Asadullah, Asad Resulullah Hamza ibn Abdülmuttalib raziyallahu anhu. Allah Teala huzuruna bu salih bandalarına razı olsun. O zatlarının suhbatında oturuşluk, Firdevsel avladı Resulullah'ın suhbatı oturuşluk bizge hamamızge nasip kısın. Gerçi ular kılayken amalda kılamasayken, ular çeli bir amallarına kadir bulmayken bulsayken, Allah'a, Resulü'ye ve bana şu sahabalarına bugün muhabbetimiz hürmetinden, ularından Firdevsel avladı camlaştığını soruyoruz.